Selamlar efendim. Bugün sizlerle beraber Steam yaz indirimlerine bakacağız. Bu videoda hangi oyunları bulacaksınız? Benim sepete attığım ve bazılarını da oynadığım, size önerdiğim oyunlar olacak. Ama çoğunlukla benim sepete attığım, yani benim de alacağım oyunlar. Ya bir de çok fazla bilinen oyunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten onu herkes söylüyor. Ne bileyim, Red Dead Redemption, God of War, GTA 5. Niye hep aynı şeyleri söyledim bilmiyorum. Mass Effect Legendary Edition. Bunlar zaten çok büyük oyunlar. Bunları alabilirsiniz. Ben böyle belki gözden kaçabilecek ya da daha indie olan oyunlardan bahsedeceğim. Siz de aynı zamanda yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hangi oyunları aldınız, hangisi iyi, hangisi kötü, onlardan da yararlanırız. O zaman videoya geçelim. Soulstone Survivors. Aynı Vampire Survivors, 20 Minutes Till Dawn gibi oyunlarda olduğu gibi dalga dalga gelen düşmanlara karşı kendimizi geliştirerek, silahımızı geliştirerek falan karşılık veriyoruz. Ama bu oyun Vampire Survivors ve onun tarzı tüm oyunlardan çok daha iyi. Level kasıyorsun ve bir sürü farklı klas var. Kesinlikle öneriyorum ve bağımlılık yapıyor, onu da söyleyeyim. Dave the Diver. Dalgıçsınız, okyanusun derinliklerini keşfediyorsunuz. Ama bu hem keşif hem toplama hem de mini oyunlar. Aynı zamanda da roguelike bir oyun, onu da söyleyeyim. The Surge serisi. Yakın gelecekte teknolojiyle böyle donatılmış bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aksiyon RPG'si, zor bu arada oyun. Böyle Dark Souls'a Nioh gibi. Industria. Soğuk savaş döneminde alternatif bir tarihte geçiyor. Keşif, bulmaca çözme, aynı zamanda birinci şahıstan nişancı oyunu. Birazcık Bioshock, birazcık Half-Life'ı andırıyor. Dead by Daylight. 4 hayatta kalanla bir tane katil arasında geçen bir kovalama. Survivor'lar jeneratörleri tamir edip çıkış kapısını açmaya çalışıyor. Katil de onları çıkmadan önce yakalamaya çalışıyor. Yani kısaca strateji ve hayatta kalma. Engarde. Kılıçlı dövüşü sevenler için çok tatlı bir örnek. Düello falan yapmak isteyenler için de çok tatlı bir oyun. Böyle 1'e 10 falan atıyorsunuz. Midnight Fight Express. Dövüşçüyüz, şehirdeki çetelere, işte suç örgütlerine karşı falan mücadele vermeye çalışıyoruz. Beat'em up oyunu bol bol aksiyon içeriyor, birazcık Hotline Miami'yi de andırıyor. Severed Steel. Bu oyun çok hızlı oynanılan bir FPS oyunu. Takır tukur girişmeye çalışıyorsunuz, birazcık Ghost Runner'ı andırıyor. Bu arada söyleyeyim, gerçekten zor oyun. Yani gözlerinizi bayağı bir kanatıyor. Tavern Master. En sevdiğim. Orta çağda bir taverna, yani han işletiyorsunuz. Müşterileriniz için memnun ederken bir yandan da işinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. İşletme ve kaynak yönetimi. Trepang 2. Çok hızlı, çok zeki bir AI tarafı var bu arada. Çok tatlı bir oyun. Seviyeleri geçmeye çalışıyorsunuz. Bayağı hızlı tempolu bir oyun. Chilquarium. Bu da sizin çok chill bir oyun, yani hiçbir amacı yok. Kendi akvaryumunuzu oluşturuyorsunuz ve yönetiyorsunuz. Çok rahatlatıcı bir oyun bence. Hem simülasyon hem de yönetim öğeleri içeriyor. Bayağı su bitkileri toplayıp akvaryumu dekore ediyorsunuz. Alice Madness Returns. Alice'in Wonderland'e döndüğünü görüyoruz. Böyle zihinsel sorunları var. Karanlık sırları çözmeye çalışıyor. Platform, bulmaca ve aksiyon dolu. Atlas Fallen. Arkadaşınızla oynayabileceğiniz, böyle değişik antik tanrılara karşı savaştığınız ve tabii ki de her zaman gibi insanlığı kurtarma görevini üstleniyoruz. RPG oyunu, keşif ve aksiyon var. Ben hoş gözüküyor. My Time at Portia. Bu oyun Game Pass'te var ama uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun olduğu için Game Pass'ten çıkarsa diye koyuyorum buraya. Bayağı tarımdır, inşaattır, madenciliktir, bir sürü aktiviteyle uğraşabileceğimiz, aynı zamanda diğer karakterlerle ilişki falan da kuruyorsunuz. Yani kısacası Stardew Valley, Animal Crossing, Harvest Moon, bunların hepsini karıştırmışlar. Şimdi ise SteelSeries ile alakalı konuşacağım. Çünkü uzun zamandır kullanıyorum sizin için. Sizin için değil, bayağı SteelSeries gönderdiği için ve ben memnun olduğum için kullanıyorum. İçinden çıkanları şöyle göstereceğim size hazır olarak. Çünkü ben içinden çıktığından beri bayağı bir onları harcadım. O yüzden burada veremiyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Birazcık tuzlu evet, ama ben size güzel yanlarını, kötü yanlarını söyleyeceğim. Kafamda hiç ağırlık yapmıyor. Çok sorun olmuştu. Ayrıyeten terletmiyor asla. Hatta bazen kafamda unutup falan içeri gittiğim oluyor. 2.4'ü var. Bluetooth'u var. Gecikmesi neredeyse çok az. Ben birçok oyunda denedim. Kablo yani korkmayın. Şarjını çok fazla soran kişi oluyor. Uzun zaman gidiyor. Yani ben oturup 6 saat, 7 saat, hatta mesela geçen gün 10 saat falan edit yaptım. Bana mısın demedi. Bayağı uzun süre gidiyor. Aynı zamanda hızlı şarj özelliği de var bu arada. Çok yüksek kalite ses vermiyor ama ortalamanın üstünde olduğunu düşünüyorum ben. T şeklinde USB-C var. Bu çok garip yapılmış. Niye T şeklinde yapmışlar anlamadım. Yani her şeyi kapatıyor kasada koyduğunda. Ama onun dışında ayrıyeten de uzatma kablosu göndermişler. Bence gereksiz ama okey. Onun dışında zaten SteelSeries'in GG yazılımı var. Buradan her ayarı yapabiliyorsunuz. Sadece bu ürün için, yani Nova 5 Wireless için özel uygulama yaptılar mobile. Mesela bu mobile uygulamasından LED ışıklarınızı ayarlayabiliyorsunuz, mikrofonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca da 100'den fazla oyun için equalizer ayarı falan var. Hatta oyunun yapımcıları girip kendi ayarlarını koymuşlar. Mesela atıyorum CS2'de ayrı bir ayar var, Apex Legends'da ayrı bir ayar var. Yani bayağı bu ürün için çalışmışlar, öyle diyeyim. Ayrıca da eğer beğendiyseniz aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Benim linkimle girerseniz bana destek olmuş oluyorsunuz. İyi kötü yanları bu şekilde. Ben çok memnunum ve hala Nova'yı kullanıyorum burada. Öyle hani ben, bana verip inceleme yapıp geri almıyorlar. Ben alıkoydum. Teşekkür ediyorum.
There Is No Light. Bubble aksiyona girişeceğiniz, keşfedeceğiniz, güzel de bir hikaye anlatımı olan bir post apokaliptik bir dünyayı çözmeye çalışıyorsunuz. Ori serisi. Bir orman ruhu olan Ori'nin işte arkadaşlarını ve ormanı kurtarma yolculuğunu aslında anlatan çok duygusal bir hikayedir. Platform, bulmaca çözme ve Bubble keşif var. Birazcık da Metroidvania diyebiliriz. The Banner Saga serisi. Viking mitolojisinden esinleniyor. Yolculuk ve savaşlarla dolu çok epik bir hikayesi var gerçekten. Taktikten sıra tabanlı savaşları var. Karakter gelişimleri ve sizin seçimleriniz de önemli bayağı oyunda. Dismantle. Post apokaliptik gene. Hayatta kalmaya ve dünyayı yeniden inşa etmeye falan çalışıyorsunuz. Her şeyi kırabiliyorsunuz oyunda ve co-op oynayabiliyorsunuz. Mis gibi bir oyun. Shadows of Doubt. Dedektif oyunu. Bayağı suçları çözüyoruz, gizemleri araştırıyoruz. Böyle neo-noir dünyasında geçiyor aslında. Prosedürel olarak oluşturmuş bir şehir bu arada. Şüphelilerle etkileşime falan geçiyoruz. Islanders. Minimalist bir şehir kurma oyunu. Böyle adalar üzerine kasabalar ve şehirleri inşa ediyorsunuz. Basit ama bence derin bir yapı kurma mekaniği de var. Unsighted. Bu da duygularını kaybetmek üzere olan bir robotun hikayesi. Arkadaşlarını kurtarmak için zamanla yarışıyoruz. Keşif, bulmaca, aksiyon, üstten görünümlü bir oyun. RPG üyeleri de bulunduruyor. Tyranny. Çok kötü bir imparatorun hüküm sürdüğü bir dünyada geçiyor. Sizin kararlarınızla dünya şekilleniyor. İzometrik RPG. Bir hikayesi güzeldir, zengindir ve seçimlerinize dayalı bir oyun. Soul Calibur. Sıra tabanlı dövüş mekanikleri var. Karakterlerin böyle özel hareketleri falan var. Tekken'le Street Fighter'a benziyor. Bayağı savaşçıların hikayesi. Aynı zamanda da tanıdığınız isimlerle de savaşabiliyorsunuz. Pacific Drive. Hem hayatta kalma hem de araba sürme üstüne kurulu roguelike bir oyun. Arabanızı geliştiriyorsunuz ve sürekli yola çıkarak daha da map'te ilerlemeye çalışıyorsunuz. The Binding of Isaac. Annesinden kaçan Isaac'in yer altındaki böyle karanlık dünyada hayatta kalma mücadelesine şahit oluyoruz. Seviyeler rastgele oluşturuluyor. Bayağı roguelike aksiyon. Enter the Gungeon ve Spelunky örneğini verebiliriz. Miniverse Collection. Metro ağlarını tasarlamaya çalışıyorsunuz. Amacın sadece bu yani. Belirli noktaları düzenleyerek, optimize ederek metro hattı oluşturuyorsunuz. Bir istasyon açmaya başlıyorsunuz. Yönetip stratejinizi geliştiriyorsunuz. Bayağı Steel Skylines böyle Transport Fever gibi bir oyun, bir simülasyon. Dome Keeper. Kendi kubbenizi sürekli geliştireceğiniz ve aynı zamanda size saldıracak olan düşmanlara hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Roguelike bir oyun. Her seviyede farklı kombinasyonlar yapıyorsunuz. The Talos Principle serisi diyeceğim direkt. Oyun bayağı felsefi temalarla dolu. Bu dünyayı keşfediyorsunuz ve aslında insan olmanın anlamını sorgulayan bir robotun hikayesinden geçiyor. Grime. Karakterimiz tuhaf bir dünyada ve varlıkları tüketerek gücünü arttırıyor. Yani değişik platform ve RPG üyesi bulunduran bayağı aksiyon oyunu. Vampire Survivors. Ve tabi listenin olmazsa olmazı. Bu roguelike bir oyun zaten. Herkesin çok bildiği, yılın oyunu seçilen. Çeşitli güçlendirmeler alıyoruz, silah topluyoruz. Sürekli olarak böyle düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kendi türünü kendi yarattığı için benzer oyunlar da çok söyleyemiyorum. Sleeping Dogs. Hong Kong'da geçiyor. GTA benzeri oyun arayanlar için Sleeping Dogs önerilirdi eskiden. Bayağı bir polisin yeraltı dünyasına sızarak suçluları yakalama hikayesi gibi bir şey. Açık dünya keşfi var. Dövüş ve aksiyonda bol bol güzel kombinasyon edilmiş. GTA ile Yakuza'yı birleştirmişler. Turmoil. Bu da petrol keşfi ve çıkarma üstüne kurulu 19. yüzyılın Amerika'sında geçiyor. Bayağı kaynak üretim ve stratejiden oluşuyor. Petrol kuyularını kurup ticaret yapıyorsunuz. Road Warden. Bir hayatta kalma oyunu. Yolcularımızı korumaya çalışıyoruz. Metin tabanlı bu arada. Rol yapma öğeleri içeren bir oyun. Bayağı kararlar alarak hikayeyi ilerletiyoruz. Balatro. Gerçekten garip gözüken poker roguelike oyunu. Aklımızda deste dizme oyunu. Bir sonraki bölümünüz için geçmeniz gereken puanı tamamlamaya falan çalışıyorsunuz. Bright Memory. Birinci şahıs nişancı oyunu bu da. Böyle bilim kurguyla fanteziyi karıştırmışlar. Hızlı tempolu bir aksiyonu var. Böyle Doom gibi. Kingdom New Lands. Krallığınızı kurup geliştiriyorsunuz. Düşmanlardan korumaya çalışıyorsunuz. Bayağı kaynak yönetimi, strateji, simülasyon oyunu. Disco Elysium. RPG türünde gerçekten sizi tatmin edecek bir hikayesi var. Birazcık depresiftir. Hafıza kaybı yaşayan bir dedektif olarak oyunu sürdürüyoruz. Çözülemeyen bir cinayet araştırırken aslında kendi geçmişimizi falan keşfediyoruz. Satisfactory. Farklı bir gezegende böyle devasa fabrikalar kurup onları yönetmeye çalışıyoruz. Kaynak topluyoruz, inşa ediyoruz ve bol bol otomasyon yapıyoruz. Deep Rock Galactic Survivor. Bu oyun zaten Deep Rock Galactic evreninde geçiyor. Ama bu daha çok böyle Risk of Rain, Vampire Survivors, Dome Keeper tarzı bir oyuna benziyor. Yani düşmanları alt etmeye çalışırken aynı zamanda farklı silahlar, farklı yeteneklerle beraber kaynak toplamaya çalışıyoruz.
Curse of the Dead Gods. Roguelike aksiyon oyunu. Her randa farklı bir deneyim. Yani aslında Hades'e benziyor. Hatta neredeyse Aynes diyebiliriz ama daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Böyle lanetli bir tapınakta ölümsüzlük arayışındayız. Canavarlar, tuzaklarla dolu bir yolculuk. To the Moon ve Finding Paradise. Bu da ikinci oyunu. Ölmekte olan karakterlerin anılarına giriyoruz ve onların son dileklerini gerçekleştiren iki farklı doktorun hikayesini anlatıyor. Dediğim gibi hikaye odaklı, bulmacalar bolca var ve tabii ki de birazcık da macera, interaktif hikaye. Loretta. Psikolojik gerilim türünde bir hikaye bu da. İşte Loretta isimli kızımızın zihninde karanlık düşüncelerle yüzleşiyoruz. Hikaye odaklı ve seçimler yaparak hikayeyi şekillendiriyoruz. Inscription. Kart oyunu mekanikleri var bunda da. Aynı zamanda bulmaca çözmeniz gerekiyor. Böyle kaçış odası tarzı bir oyun öğesi de içeriyor. Roguelike kart oyunu. Ve farklı sonları var, onu da söyleyeyim. Slay the Spire'a benziyor biraz. Honey, I Joined a Cult. Kendi tarikatınızı kuruyorsunuz ve yönetiyorsunuz. Üyeleri çekip böyle onları kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bayağı yönetim simülasyonu. Pizza Tower. Platformer tarzında bayağı hızlı tempolu ve komik bir oyun. Yani seviyeleri geçerek düşmanlarınızı alt etmeye falan çalışıyorsunuz. Back to the Dome. Biz gazeteci olarak bir komployu açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Rol yapma, RPG, macera, bayağı hikayeyi ilerletmeye çalışıyoruz. Disco Elysium gibi. Undying. Zombi kıyameti. Bir anne çocuğu canlandırıyoruz. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Kaynak topluyorsunuz. İşte karakterler arası ilişki dinamikleri güzel yapmışlar. The Last of Us gibi. Northgard. Gerçek zamanlı strateji oyunu. Kaynak yönetimi var, üs kurma var ve Viking mitolojisi üzerine kurulu, onu da söylemek lazım. Gladiator Guild Manager. Kendi gladiatör takımınızı oluşturuyorsunuz. Arenalarda böyle dövüşlere katılıp şöhretinizi kazanmaya çalışıyorsunuz. Cloudpunk. Gelecekteki bir cyberpunk dünyasında kurye olarak çalışıyorsunuz ve farklı farklı değişik değişik gizemli olayları keşfediyorsunuz. Bayağı hikaye odaklı görevler yapıyorsunuz ve diyaloglarla ilerliyor oyun. Killer is Dead. Bir tane suikastçinin fütüristik ve stilize bir dünyada geçen hikayesini anlatıyor. Bol bol dövüş ve görsel anlatımı çok tatlı gözüküyor. Bol bol da aksiyon var. Hack and Slash. Prison Architect. Hapishane yöneticisi olarak mahkumlarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde barındırmanız gerekiyor. Onların kaçmasını da engellemeniz gerekiyor. Kısacası yönetim simülasyonu. Planet Crafter. Uzayda yeni bir gezegeni kolonileştirmeye çalışıyoruz ve daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. İnanılmaz zevklidir. Keşif, kaynak toplama ve inşa. Mis. Dead Cells. Ölümle doğum üzerine kurulu bir dünyası var. Yani sürekli değişen bir kalede ilerliyorsunuz. Metroidvania, işte biraz roguelike, aksiyon, platform. Çok güzel bir oyundur. Zaten bir klasik. Momodora Moonlit Farewell. Metroidvania tarzında böyle yan kaydırmalı aksiyon oyunu. Bol bol keşif yapıp düşmanlarla savaşıyoruz. Aksiyon oyunu. Ready or Not. Polis SWAT timi olarak tehlikeli operasyonlara katılıyorsunuz ve suçları etkisiz hale getiriyorsunuz. Bunu co-op da oynayabiliyorsunuz tabii ki de. Strateji oyunu ama çok ağır stratejidir bu arada. Yani tek mermiye falan ölüyorsunuz. Öyle diyeyim. Çok gerçekçi. Cult of the Lamb. Küçük bir kuzu olarak böyle iblisler, kültler arasında hayatta kalmaya çalışırken kendi kültünüzü oluşturuyorsunuz. Roguelike aksiyon oyunu, kaynak topluyorsunuz, üs kuruyorsunuz. En güzel yanı da kuzularınızı kurban ediyorsunuz. No Case Should Remain Unsolved. Bir dedektifin çeşitli vakaları çözmeye çalıştığı bir hikaye. Biraz L.A. Noir benzeri, bulmaca, macera, delilleri topla, ipuçlarını birleştir oyunu. Potion Craft. Zaten isminden anlayacağımız gibi simyager olarak iksirler yapıyoruz ve bunları müşterilere satıyoruz. Ghost Runner. Cyberpunk bir dünyada geçiyor. Hızlı tempolu aksiyon platform oyunu ve birinci şahısla oynuyorsunuz. Bol bol parkur. Dwarves, Glory, Death and Loot. Bu oyun cücelerin hazinelerle dolu zindanlarla savaşarak şan ve şöhret kazanma hikayesini anlatıyor. Aksiyon RPG'si ve roguelike tabii ki de. The Tenants. Kiralık evleri yönetiyorsunuz, kiracılarınızı seçiyorsunuz, böyle mülklerinizi geliştiriyorsunuz ve daha da iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir gayrimenkul yönetimi. Rotwood. Ormanda geçen bir hayatta kalma keşif oyunu. Böyle tehlikelerle dolu bir ormanda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaynak topluyoruz, düşmanlarla savaşıyoruz ve kamp kurarak hayatta kalmaya çalışıyoruz diyelim. Kingdom Come Deliverance. Ailesinin intikamını almaya çalışan bir demircinin oğlu olan Henry'i canlandırıyoruz. Açık dünya. Çok yavaş bir oyundur, onu söyleyeyim. Witcher 3, Mount & Blade karışımı bir şey. Brotato. Vampire Survivors tarzı oynayan oyuncular bunu zaten iyi anlayacaktır. Sürekli farklı karakterler açıp o karakterleri geliştirip değişik değişik kombinler yaparak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oxygen Not Included. Çok zor bir oyun. Yer altında koloniyi yönetmeye çalışıyorsunuz ve hayatta kalmak için kaynaklarınızı yönetiyorsunuz. Bayağı strateji biraz. Kaynak yönetimi.
Ken Follett's The Pillars of the Earth. Aynı adlı romandan uyarlandı bu. 12. yüzyıl İngiltere'sinde bayağı hikaye odaklı point and click macera oyunu diyebiliriz. Birazcık Wolf Among Us, birazcık Life is Strange gibi de hikaye anlatımına bayağı önem veriyorlar. Monster Hunter serisi World ve Rise. Yakında 3. oyunu olan Wilds da çıkacak. O çıkmadan önce böyle bir ikisini deneyebilirsiniz ama ikisi de çok büyük oyunlardır. Devasa canavarları kesiyorsunuz avcı olarak, çeşitli görevler, hikayeler falan var. Arkadaşınızla oynayabileceğiniz çok tatlı bir oyundur. American Arcadia. Çok bilinen filmlerden Truman Show'un aynısı neredeyse. 2.5D platform oyunu ama farklı şekillerde size bu kaçış hikayesini anlatan sinematik de bir oyun. Bir sürü de bulmaca çözüyoruz tabii. Death's Door. Küçük bir kargayız, ölü ruhları topluyoruz. Büyük bir komployu açığa çıkartmak için de bir dünyayı keşfetmeye başlıyoruz. Aksiyon macera oyunu, bol bol zindan keşfediyorsunuz ve bulmaca çözüyorsunuz. Valiant Hearts The Great War. Bir de bunun ikinci oyunu var. Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen dört farklı karakterin kesişen hikayelerini anlatıyor. Macera tarafı var, bulmaca çözme var, birazcık duygusal tarihi bir anlatımı da var. Apotheon. Yunan mitolojisine dayanıyor. Tanrılar tarafından aşağı terk edilmiş bir dünyada geçen hikayesi var. 2D aksiyon platform oyunu, bol bol dövüş ve keşif var. Deadlight. Zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. 2D platform oyunu. Korku öğelerinin yanı sıra size bolca bulmaca da çözdürüyor bu arada. Thronefall. Burada da bir krallığın kralıyız. Tahta çıkışımız, işte koruma mücadelemiz o krallığı. Stratejik olarak krallığımızı inşa ederken de kaynak yönetimi yapıp böyle savunma güçlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Black Book. Slav mitolojisinden esinlenmişler bunlar da. Böyle genç bir cadının büyücülük ve sırlarla dolu hikayesi. Kart oyunu ve aynı zamanda RPG üyeleri de barındırıyor. Desperados 3. Vahşi Batı'da geçiyor. Bilen bilir, çok klasik bir oyundur aslında ama geredinsin istedim. Taktiksel bir hikayesi var. Bir grup karakterin macerasını anlatıyor. Gerçek zamanlı taktik ve gizlilik üstüne kurulu. Gris. Bolca sanat, bolca renk, kaybolmuş bir kızın hikayesini anlatıyor. Platform ve bulmaca çözme üzerine kurulu. Gerçekten çok sanatsal ve duygusal bir deneyim. Neon White. Cennetiz ve şeytanları avlamaya falan çalışıyoruz. Bayağı hızlı tempolu ve aksiyon dolu bu arada. Birinci şahıs, kart tabanlı da mekanikleri var. Çok tatlı bir oyundur. Böyle biraz Mirror's Edge, biraz Ghost Runner ama kart tabanlı. Inculinati. Orta çağ böyle el yazması gibi gözüken bir strateji oyunu. Sıra tabanlı. Mizahi yanı çok iyidir ve çok da yaratıcı olduğunu düşünüyorum oyunun. Livelock. Post apokaliptik bir dünyada robotlar arası savaş ve insanlığı kurtarma çabamız var. İzometrik aksiyon ve aynı zamanda co-op'ta oynayabiliyorsunuz. Sanabi. Cyberpunk bir dünyada özel yeteneklere sahibiz ve bir dedektifiz. Platformer tarzında hızlı tempolu bir aksiyon oyunu. Böyle biraz Dead Cells, biraz Katana Zero. The Wild Eight. Uçak kazasından sonra Alaska'nın böyle vahşi doğasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Keşif ve aynı zamanda co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Thief Simulator. Hırsızız, evlere giriyoruz, değerli eşyaları çalıyoruz ve polisten de kaçmaya çalışıyoruz. Gizlilik stratejisi yani. Pathologic 2. Gizemli bir veba salgının ortasındayız. Kasabanın sırlarını çözmeye çalışıyoruz. İnanılmaz iyi bir oyun gibi duruyor. Hikaye anlatımı, hayatta kalma mekanikleri ve keşif lütfen alın. Yes, Your Grace. Bir kral olarak krallığımızı yönetiyoruz, halkımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Oyun strateji, kaynak yönetimi ve tabii ki de çok da güzel bir hikayesi var. Serial Cleaner. Böyle 1970'lerin tarzında suç mahallelerini temizleyen bir suçlu temizlikçisini oynuyorsunuz. Gizlilik ve strateji üstüne kurulu, görevleri tamamlayıp kanıtları temizlemeye çalışıyorsunuz. This Bed We Made. 1950'lerde psikolojik gerilim oyunu. Değişik değişik sırları çıkartmaya çalışıyoruz ortaya. İşte oteldeki odaları araştırıp ipuçlarını topluyoruz. Hikayeyi ilerletiyoruz. Kebap Chefs. Ya, isminden de anlaşılacağı gibi kebap yapıyorsunuz ve şefsiniz. Simülasyon oyunu. The Slormancer. Bayağı Slormancer'ın ordularıyla savaşıyorsunuz. Hızlı tempolu savaşı var. RPG üyeleri de taşıyor. Signalis. Uzay gemisinde kayıp mürettebatı arıyoruz. Gizemin yanı sıra korku öğesi de bayağı taşıyor bu arada. Çok gergin bir ortam var. Bol bol bulmaca çözüyorsunuz ve birazcık Resident Evil gibi milleti vurup geçmeye çalışıyorsunuz. Dungeons of Sandaria. İşte bir grup maceracı olarak zindanları keşfediyoruz ve canavarlarla savaşıyoruz. Bayağı co-op oynayabiliyorsunuz. Aksiyon RPG ise ve zindan keşfi. Titan Quest. Mitolojik dünya, antik canavarlarla savaşıyorsunuz. İzometrik, aksiyon, RPG'si. Bayağı da güzel, zengin hikayesi vardır karakter gelişimi. Yakın zamanda da ikinci oyunu çıkacak. Diablo ve Path of Exile sevenler zaten biliyordur. Loop Hero. Sonsuz bir döngüde mahsur kalan bir kahramanımız var. Biz de onun için dünyayı yeniden kuruyoruz. Roguelike şekilde böyle bir kart oyunu mekanikleri de var. Çok tatlı bir strateji oyunu.
Storage Hustle. Bayağı depo yönetimi bu arada. Malzemelerinizi organize edip en verimli şekilde deponuzu kullanmaya çalışıyorsunuz ve bundan da kazanç elde etmeye çalışıyorsunuz. Immortals Phoenix Rising. Yunan mitolojisi, açık dünya, aksiyon, macera oyunu. Birazcık Zelda yandırıyor, birazcık Assassin's Creed Odyssey yandırıyor, öyle diyeyim. Wizard of Legend. Bir büyücüyü oynuyoruz. Büyücü turnuvalarında hayatta kalmaya ve işte en güçlü büyücü olmaya çalışıyorsunuz. Roguelike, büyü kombinasyonları yapıyorsunuz ve hızlı tempolu. Bayonetta. Cadı olan Bayonetta'nın böyle melekler ve şeytanlarla savaşarak, seksi dansıyla geçmişini keşfetmeye çalıştığı bir hikaye. Bayağı hızlı tempolu aksiyon oyunu, Devil May Cry ile God of War'ı örnek olarak verebilirim. Gujian 3. Bir önceki iki oyunu oynamadım ama bu oyun çok ilgimi çekti diye aldım. Çin mitolojisinden esinleniyor. Kahramanların bayağı işte maceralarını anlatıyor. Keşif ve dövüş odaklı. Aksiyonu da çok sevdim. Çok hoşuma gitti. The Incredible Adventures of Van Helsing. Burada da zaten doğaüstü güçlerle savaşıyoruz. Diablo'yu birazcık Torchlight'a örnek olarak verebilirim. İzometrik RPG. Drake Hollow. Bu da böyle değişik bir dünyada Drakes isimli sevimli yaratıkları koruyarak ve besleyerek onlardan aldığımız boostlarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Keşif, inşa ve hayatta kalmayı birleştirmişler. Pathfinder. Bu da klasik masaüstü RPG kurallarına dayalı bir oyun. İzometrik RPG, taktiksel savaş ve aynı zamanda da karakter özelleştirmeleri, güzel zengin de bir hikayesi var. Baldur's Gate ve Divinity'yi buna örnek olarak verebiliriz. Children of Morta. Bir ailenin kötülüğe karşı savaşını, bir yandan da aile bağlarını görüyoruz. Aksiyon RPG oyunu, roguelike, aynı zamanda hikaye odaklı da bir oynanışı var. Ultra Kill, cehennemden kaçmaya çalışan bir robotun hikayesi. Böyle hızlı tempolu ve retro tarzıyla öne çıkıyor. Böyle Doom'la Quake gibi bir şey. Supermarket Simulator. Zaten adından da anlayacağınız gibi süpermarketi yönetiyorsunuz. Rafları doldur, müşterinin ihtiyaçlarını karşıla, kar elde etmeye çalış falan. Çok tatlı bir işletme yönetimi gibi gözüküyor. DC Trained 1 ve 2. Bolca macera, bulmaca çözme ve hikaye anlatımında çok zengin olduğu bir oyun. Böyle bir emlak komisyoncusu mu diyeyim, ahlaki ve psikolojik mücadelesini konu alıyor. Scars Above. Böyle bilinmeyen bir gezegende kayıp bir ekibi bulmaya çalışıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biraz Tomb Raider'ı andırdı bana bu. Keşif, hayatta kalma, bulmaca çözme. Humankind. Kendi medeniyetinizi kuruyorsunuz ve insanlık tarihini tekrardan yazıyorsunuz. 4X strateji oyunu, şehir kurma, bir de medeniyet yönetimi. Starbound. Farklı gezegenleri keşfediyorsunuz, kaynak toplayıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bayağı sandbox bir oyun. Bol bol keşif ve inşa mekaniği de var. Ash of Gods. Kıyamet senaryosu, taktiksel, sıra tabanlı RPG, kahramanlarımızın hikayesini anlatan, aslında birazcık da karanlık bir fantezi dünyası var. Darkest Dungeon'la Banner Saga'yı buna örnek olarak verebilirim. Dying Light. Zombi kıyametinde geçiyor. Bol bol parkur yapacağınız yetenekleriniz var. Hayatta kalmaya çalışan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Açık dünya ve bol bol aksiyon. Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Yani ünlü dedektif zaten bu. Çeşitli gizemleri ve suçları çözmeye çalışıyorsunuz. Dedektiflik oyunu. L.A. Noire gibi. Wargroove. Fantezi dünyası, değişik ordular ve kahramanlarla stratejik savaşlar yapıyorsunuz. Sıra tabanlı ve tabii ki de taktiksel. Noita. Karakterimiz bir büyücü ve her pikselin fiziksel olarak simüle edildiği bir dünyayı keşfediyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. En can alıcı noktası bu zaten. Roguelike ve keşif üstüne kurulu bir oyun. Risk of Rain serisi. Farklı karakterlerle farklı gezegenlerde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Roguelike ve sürekli değişen düşmanlarla farklı seçimler yaparak kombinasyon yapıyorsunuz yani. Strange Brigade. 1930'larda geçiyor. Antik Mısır. Böyle mistik güçlerle savaşan bir ekibimiz var. Bulmaca ve aynı zamanda arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Graveyard Keeper. Orta çağda geçiyor. Bir mezarlık bekçisiyiz ve mezarlıkları yönetirken bol bol kaynak toplama ve otomasyon oyunu. Hades serisi diyeyim. Hades'in oğlu Zagreus olarak oynuyorsunuz. Yeraltı dünyasına kaçmaya çalışıyorsunuz. Hades 2'de de Zagreus'un kız kardeşi Melinoi'den devam ediyorsunuz. Roguelike, bol bol hızlı tempolu aksiyon, RPG üyesi bulunan, inanılmaz güzel müzikleri olan bir oyundur kendisi. Door Kickers. SWAT ekibisiniz, taktiksel görevleri tamamlayıp düşmanları etkisiz hale falan getiriyorsunuz. İzometrik kamera açısı var ve gerçek zamanlı taktik yapmanız gerekiyor. Forager. Küçük bir karakter olarak kaynak topluyoruz, keşif yapıyoruz ve kendi dünyamızı inşa ediyoruz. Böyle minik minik bulmacalar da var. Çok tatlı bir simülasyon oyunudur. Enslaved. Odyssey to the West. Monkey ve Trip adlı karakterlerin kaçış ve hayatta kalma hikayesi bu da. Bol bol aksiyon, macera ve bulmaca çözme. The Escapist 2. Bir mahkumsunuz ve çeşitli yollarla hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz. Biraz strateji, birazcık bulmaca çözme falan. Broforce. Deli gibi aksiyonla aynı zamanda co-op da oynayabileceğiniz, işte kötülüğe karşı savunuyorsunuz. Bir hikaye geç ama çok güzel platform aksiyon oyunu.
Gunfire Reborn. Farklı kahramanlarla çeşitli seviyelerde düşmanlarla savaşıyorsunuz ve güçlenmeye çalışıyorsunuz. FPS roguelike öğesi barındırıyor. Project Zomboid. Zombi kıyametindeyiz. Hayatta kalma mücadelesi. İnanılmaz RPG oyunudur. İnanılmaz detaylı bir oyun. Yani öyle 2 saat gireyim çıkayım değil. Hayata kalma simülasyonu bayağı yapmışlar. Sunhaven. Büyülü bir çiftlik. Yani bence Stardew Valley'den çok çok daha iyi bir oyun bu arada. Bayağı çiftliğinizde tarım marım yapıyorsunuz. İlişki yönetimi RPG diyebilirim. Florence. Genç bir kadının aşk ve hayat yolculuğunu anlatıyor. Çok duygusal bir hikayesi var. İnteraktif bu arada. Mini mini oyunlar var, diyaloglar var. Kısa bir oyundur ama çok tatlıdır. What Remains of Edith Finch benzeri. Gris gibi ya da. Parkitect. Kendi tema parkınızı inşa ediyorsun. Yani çok adından da anlayabileceğiniz gibi tamamıyla bir yönetim oyunu. Kur, yönet, bayağı eğlence parkı teması. Chernobylite. Nükleer felaketten sonra biz bir bilim insanıyız ve işte sevgilimizi bulmaya çalışıyoruz. Ama o sırada da hem hayatta kalma, keşif, base building, RPG hepsi var. Monaco, What's Yours Is Mine. Farklı yeteneklere sahip bir ekipsiniz ve soygun planları yaparak gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. İzometrik, gizlilik ve strateji üstüne kurulu. Biraz Payday 2 gibi. Darkwood. Bunu nasıl açıklasam? Karabasanlarla dolu bir ormandasınız ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bazı sırları falan çözüyorsunuz. Bayağı keşif ve korku oyunu. The Forest'ın verdiği stres var üstünüzde. Undertale. Bir çocuğuz. Yeraltı canavarlarının yaşadığı bir dünyaya düşüyoruz ve buradan çıkmaya çalışıyoruz. Oyun seçimlerinize göre ilerliyor ve sonlanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Dredge. Burada da gizemli sulara açılıp balıkçılık yapıyoruz bol bol. Sırlar var, çözmeye çalışıyoruz ve gerçekten çok da stres veren bir atmosferi var. Ve aynı zamanda görevleri de bayağı hikaye odaklı. Halls of Torment. Sanki Diablo'nun Vampire Survivors'a bir çocuğu olmuş gibi hissettiğim bir oyun. Roguelike bir şekilde sürekli runlara giderek canavarları, bossları falan kesmeye çalışıyorsunuz. Birazcık Soulstone Survivor'a da benziyor. Superliminal. Böyle rüyalar mı desem, illüzyonlar mı desem, yani böyle değişik bir dünyada bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz ve böyle bayağı bol bol perspektif ve algı oyunları da var. The Stanley Parable örneğini verebilirim. Space Haven. Kendi uzay geminizi inşa ediyorsunuz ve bir tane mürettebatı yönetmeye çalışıyorsunuz. Hayatta kalma ve simülasyon oyunu biraz Dreamworld'u andırıyor. The Rift Breaker. Uzay kolonisindeyiz. Kaynak topluyorsunuz, inşa ediyorsunuz ve düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Ya birazcık Factorio, birazcık Dear Billions. Warm Snow. Hades'te Dead Cells'i yapmaya çalışmışlar. Antik Çin'de geçiyor. Hızlı tempolu aksiyon, böyle büyü ve dövüş mekanikleri olan bir oyun. Lacuna. Bilim kurgu temalı bir dedektif hikayesi. Suçları çözmeye çalışıyorsunuz. Bayağı diyaloglardır, bulmacalardır. Bayağı interaktif hikayesi var. Stone Shard. Orta çağda geçiyor. Paralı bir asker olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Roguelike ve açık dünya keşfi de var ve taktiksel savaş. Undermine. Madenlerde geçiyor. Hazine ve gizemleri keşfetmeye çalışıyorsunuz. Roguelike. Bol bol keşif yapıyorsunuz. Darkest Dungeon. Gotik dünyada böyle değişik canavarlarla savaşıyorsunuz. Bayağı psikolojik stresle mücadele ettiğiniz bir oyunun taktiksel sıra tabanlı savaşları var. Bayağı stres yönetimi. Punch Club 2. Burada da boksörü yönetiyoruz. Antrenman yaptırıyoruz. İşte onu kariyerinde yükseltmeye çalışıyoruz. Bu da RPG öğeleri bulunan bir yönetim strateji oyunu. İlk oyunu da güzeldir bu arada. Tainted Grail. Arthur efsanelerinin böyle karanlık, daha mistik bir versiyonunda geçen bir hikayesi var. Kart tabanlı savaşlar, bol bol keşif ve RPG üyesi taşıyor. Biraz Slay the Spire ve Darkest Dungeon'ı andırıyor. Kenshi. Açık dünya sandbox oyunu. Burada kendi hikayenizi tamamıyla kendiniz oluşturuyorsunuz. Dünyayı keşfederek. O kadar büyük bir oyun ki anlatamayacağım. Rol yapma ve strateji üstüne kurulu. RPG ya, direkt RPG. Hollow Knight. 2D platform aksiyon oyunu. Bol bol keşif eylerken zorlayıcı düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Oyun zordur ama hikayesi de oyunun kendisi çok tatlı. The Little Shop. Orta çağda geçen bir dükkanı işletiyorsunuz. Bayağı yönetim oyunu. Kaynak topluyorsunuz ve müşteriyi memnun etmeye falan çalışıyorsunuz. Rustler. Orta çağda geçen GTA tarzında açık dünya bir oyun. Bayağı aksiyonu var, mizahı var. Açık dünya keşfi de tatlı. Evet efendim, bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Yorumlara iyi kötü oyunları yazabilirsiniz. Şunu beğendim, bunu beğenmedim diye. Kendinize çok dikkat edin. Güzel oyunlar oynayın ki güzel oyunlar konuşalım efendim. Hoşçakalın.